Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çinli firma Sinovac'ın ürettiği CoronaVac aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldular. Koca'nın ardından bilim kurulu üyeleri ve sağlık çalışanlarının aşılanmasına geçilirken, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısının resmi olarak uygulandığı ikinci kişi oldu. Sayın Bakanım, bir sorumuz olabilir mi? Sayın Bakanım, aşı yapmana da soru soruyor musunuz? Evet Sayın Bakanım. Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim, hatırlarsanız. Bugün öyle bir gün. Işığın, yani aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.